spor kadar bayık bir şey bilmiyorum bu hayatta ya. Her gün her gün ne anlıyorsunuz bu işlerden arkadaşım? Allah'ım Demir. İyi misiniz? Ay, ne oldu bana ya? Bayıldınız azıcık. Ay, inanmıyorum. Bu sefer doğru yerde bayıldım çok şükür. Demir taşıdı beni değil mi? Kesin o taşıdı. Ay, ya senin burada ne işin var acaba? O ne demek öyle ya? Ben spor yapamaz mıyım? Ya arkadaşım gidip başka yerde yapsana sporunu. Niye burada yapıyorsun sen? Vallahi Demir Bey sağ olsun. Bir yıllık ücretini verip beni buraya ezdirdi. Birlikte gelip spor yapıyoruz. Spor yaparken de yeni işler hakkında fikir alışverişi yapıyoruz. Ama tabii ya, ben kimim ki? Alt tarafı bir çaycı değil mi? Ya çaycıların spor yapmaya hakkı yok mu arkadaşım? Çekil. Bir teşekkür bile etme ha. Hani sen beni bundan sonra taşımayacaktın, ne oldu? Ulan insanlık yapalım diyoruz, yine yaranamıyoruz, yine yaranamıyoruz ya. Bir daha seni taşırsam iki olsun. Vallahi dumbbell taşırım daha iyi ya. Buyurun Nesrin Hanım. Sen haklıymışsın Gökçe. Biraz evvel Demir aradı beni. Demir'in evine gidiyoruz tanışmak için. Eyvahlar olsun. Bak sen de geliyorsun. Sen geldiğin zaman haber ver, ben seni içeri aldıracağım. Tamam mı? Neden? Ben ne diyorsam sen onu yap. Tamam, uçarak geliyorum. Yeliz'cim, Nesrin Hanım senin canını okuyacak. Ben de zevkle izleyeceğim. Aileniz nasıllar? İyiler efendim, teşekkürler. Selamlarımızı iletin. Baş üstüne. Demir sizden çok bahsetti bize. Öyle mi? Öyle tabii. Biz de hemen tanışmak istedik. Oğlum diye demiyorum ama bu konuları her zaman konuşmaz bizimle. Ama ya, yollarım seni şırfıntı desene. Ya sen bizi ne sandın, servet avcısı desene. Yolsana şu kızın Esrin. Aslında sevimli bir kıza benziyor. Hı hı, evet. Ama değil. Çok haklıymışsın. Söylediğin her şey çok doğruymuş. Ay gerçekten mi? Evet gerçekten. Nasıl anladınız? Ben anlarım. Oğlum söz konusu olunca her şeyi anlarım. Kızın hali, tavrı, oturuşu, kalkışı resmen üstünden akıyordu. Ay benim üstümden ne akıyor Allah bilir. Aptal aşık, takıntılı manyak, sapık katil, öldüren cazibe, glengloss. Asıl sorun bunu Demir'e nasıl anlatacağız? Nasıl? Bak şimdi sen saat tam 2'de burada olacaksın. Ben de Yeliz'i tekrar davet edeceğim. Tabii hanımefendiye biraz zahmet olacak ama Demir'i de çağıracağız. Suçüstü yapacağız. Evet, suçüstü yapacağız. Ay emredersiniz Nesrin Hanım. Eylemimle söz keyfi. Saat 12'de Lobata'da. Herkesi bekleriz. İnanmıyorum. Eylem öldürecek beni. Of, bittim ben. Psst. Ne o kız? Kafam botanik bahçesine dönmüş. Sen anlamazsın. Niye çağırdın beni? Ne oldu? Şimdi acilen yardıma ihtiyacım var. Akşam bir söz var, onu bozacağız. Kimin sözü? Eylem Hanım'ın. Bizim ofisten benim üstüm olur kendisi. Güzel mi? Ya ne ilgisi var şimdi Bartu? Hayır, söz bozulunca benim çıkarım ne olacak yani onu soruyorum. Ya sen hayattaki her şeye böyle mi bakıyorsun? Herhalde kızım. Kar zarar ilişkisi gözetmeden yaşayamam ben. Ya başlayacağım senin karına da zararına da. Aman bir işine gelir Sef. Ay tamam 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 şaka yaptım. Şaka yapmış şakacı şey. Şartlarım var yalnız. Ne şartı? Nakit şartı canım. Keş çalışıyorum. Hayattaki her şey para mı ya? Para mı? Pes gerçekten. Herhalde kızım iş adamıyım ben. Nefes alırken bile para alıyorum ben. Her nefes alışımda 10 kuruş veriyorum kendime ya. Ne istiyorsun söyle. Bir maaşını alırım. Ay bir maaş yeter mi ya? 2 maaş olsun. Sonra ben sana hafta 1 ay boyunca yemek
yemek paranı vereyim, hafta sonu sinema biletini vereyim, sana en sevdiğin yemekleri yapayım. Nasıl teklif? Anlaştık. Ya git şuradan. Öf be, senle mi uğraşacağım ya? Ya tamam, tamam, tamam. Sonradan yan çizmek yok bak. İyi, anlaştık. Bir de avans alırım. Alışın kızım. Ticaret bu. Al ya, al. Ben eve. Koyunu cebine. O para kime yeter kızım? Soruya soruyla karşılık veriyor gibi olmasın sevgili abicim ama... ...sen benim ne kadar maaş aldığımı biliyor musun? Al bunu, gerisini hallederiz. Çık çık, yüz kağıt daha çık sen. Tam da böyle yapayım ama yalnızlar. Siktah senden bereketi Allah. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi. Akşam Lobata'ya geliyorsun, sana konum atacağım. Geleceksin oraya, ortalığı karıştıracaksın. Taş üstünde taş bırakmayacaksın. Merak etme babacığım. Sana söz, yapılmayacak o söz. Kusura bakma, ticaretle kardeşlik hukuk başka bir şey.